Ya bu bizim ekibin maşallah dediği yarını görmez. Gömlek çikolata lekesi oldu. Ben anlamadım. Neyi anlamadın? Bir şey anlamadım. Ben anladım. Neyi anladın? Ne oldu burada? Sos sütünü çekiyor. Çekiyor mu? Hepsi dışarıda. Çoğunu aldı, o kadar değildi ki. Dünya kadar sos vardı. Bu ne ya? Kabaran kek. Peki bunun şeyi ne? Süt mü döktün sadece? Süt değil. Ben Marie usulü sütlü çikolata erittim. Hı. Onu birlikte bir çay kaşığı vanilya, süt. Çok azıcık yarım çay bardağı, yarım çay bardağından da az olabilir. Hı. Çikolatayla birlikte açtım. Sanatçı burada ruhumdaki dalgalanmaları tabağa resmetmiş bir şekilde bulunuyor. Bakın. Vişne sos yaptım. Göstereyim onu da. Ya adamlara kek yap diyoruz. Kek hariç her şeyi yapıyorlar. Yok çikolatalı, cevizleme, o bu filan falan. Bunu yapmak çok... Hayır yani yaptım bunu... Bakın bunu ben yaptım değil. Vişneli sos yaptım demek istiyorum. Nasıl yaptın bunu? Şeker, vişne... Şeker, vişne, yarım tatlı kaşığı nişasta. O kadar. Bir iki damla da limon. Çok güzel. Ben alayım bunu, ekmeğin üstüne süre süre yerim. Olur. Güzel bakalım bir kekinin kıvamı nasıl? Kızarmış baget olsa ne güzel olur. Doktor bu ne? Doktor bu kakaolu kek doktorum. Hmm. Niye böyle kenarlarını aldığında böyle bir acayip bir şey yaptın? Kenarlarını almamdan kasıt görüntü olarak, dilim olarak. Bu şimdi bunu böyle kenarlarıyla birlikte alsam orası böyle yayla gibi. Bayılıyorum. Mutfak mazeretleri. Son 15 yıldır sürekli bunları dinliyorum. Son 2 sezondur bunları dinlemekten artık fenalık geçirdim. Sürekli enteresan mazeretler. İşin kötüsü de yemeyeceğim mazeretler. Doktor yemez bunu. Doktorum. Doktorum. Arkadaşlar son 5 dakika. 5 dakika kaldı. Evet bitti işim. Şöyle hafif biraz daha beklesin. Alacağım tabağımı. Sosunu koyacağım. Ben bilmem edeceğim. Hep öyle diyenler yetiştiremedi. Vallahi son 5 dakika. Yapım aşamasında çikolatalarımı biraz fazla yaktım. Biraz da sütüm, içine koyacağım krema sütümü biraz fazla kaynattım. Tek yaşadığım aksilik buydu. Evet, artık ıslak keklerle kavuşmamıza sadece 1 dakika kaldı. Arkadaşlar son 1 dakikanız. Bu iş burada bitti. Arkadaşlar 5, 4, 3, 2, 1. Kekler masaya. Kimseyi beklemeyeceğim. 3'e kadar sayıyorum. Götürmeyenleri artık yemeyeceğim. 1, 2, 3 Melike. Yarışmacı arkadaşlarımızdan bugün bize ıslak kek yapmalarını istedik. Birbirinden farklı tarifler görüyorum masada. Cazip olanlar da var, birazcık kafada soru işareti bırakanlar da. Az sonra tadına bakacağız ve bugünün birinci ve ikinci tabağı hangisi onları işaret edeceğiz. Geriye kalanlar da teknik etapta yarışacak. Dördünüzün performansı da korkunç. Maalesef ölümcül hatalar yapıyorsunuz. Ama ıslak kek mi? Değil. Konuşmak dahi istemiyoruz. Islak kek dedik. Keşke kakaolu ıslak kek deseydik. Farklı farklı versiyonlarını görüyorsunuz. Bak vişneli var. Çikolata ile ve cevizle süslenmiş olan var. Çilekle süslenmiş olan var. Yanında dondurmalı var. Yine beğenmedi. Yine beğenmedi. Biz ıslak demedik. Hadi kakaoluyu geçtim de ıslak demedik. Dedik. Nasıl gözüküyor Ece? Ne diyorsun? Yağız çok olumlu bakmadı olaya. Yani bence lezzetli olabilecek olanlar var ama hani ıslak kek gününden ben sadece kakaolu ıslak kek veya türevi bekliyor muydum? Aslında beklemiyordum. Başlayalım mı tadıma Yağız? Bakalım mı tadı? Hadi gel.
Ben bugün tabağımı, servisini, sunumunu hazırladığım anda tabağım %100 birinci olacağını düşünüyorum. Bakalım inşallah hayalini kurduğum gerçek olur. Tabak birinci olur. Ben çok inanarak başladığım bir tarifin sonucunun böyle olacağını hiç düşünmüyordum ama ilk iki tabak arasına gireceğini zannetmiyorum. Neresinde hata yaptım bilmiyorum. Ölçüleri belki de ters kullandım ama tadı hiç benim yaptığım kek gibi değil. Güvenmiyorum tabağıma şu anda. Görünüş için sizden çok özür diliyorum. Çok güzel bir görünüş hazırlamıştım ama böyle oldu. Hı hı. Ama umarım tadını beğenirsiniz. Yoğun çikolata, yoğun ceviz kullandım içinde. Ece sen neyle ıslattın? Ben krema, süt ve erittiğim, ben var usulü erittiğim çikolata ile. Bugün bence en kötü günlerimden birisi oldu. Günün başından beri söylediğim belki sinir, stres, yorgunluk hepsi üst üste geldi ve kesin teknik etapta olduğumu düşünüyorum. Ve son olarak Mahmut. Evet şefim. Artık 4 kişi kaldık. Bugün 4 tane tabak çıkarttık. 4'ü de birbirine çok benziyor. Umarım koruma altına alınan kişi ben olurum. Arkadaşlar elinize sağlık. Değerlendirmemizi yapacağız ve en çok beğendiğimiz iki tabağın hangisi olduğunu size işaret edeceğiz. Böylece son ikiye kalan tabaklar da teknik etapta yarışacak. Teşekkürler. Tam 30 dakikada patatesli bir tavuk yemeği yapacaklar. Ama hata yaparlarsa da tabelaya isimlerini yazdırırlar. Arkadaşlar, bugünkü konumuz ıslak kekti. 4 tabakta kakaolu veya çikolata bazlı bir ıslak kek yapmaya çalıştı. Biz arka tarafta 3 jüri üyesi de şu konuda mutlu olduk. Dedik ki iyi ki bu ıslak kek görevini 8 yarışmacımız varken vermedik. Yoksa 8 tane korkunç kek yemek zorunda kalacaktık. Bugün 4 kişi olduğunuz için 4 tane korkunç kek yemek zorunda kaldık. Maalesef final haftasındayız ve siz bu haftada yapılmaması gereken çok ölümcül hatalar yapıyorsunuz ve yarışmada kalma şansınızı zora sokuyorsunuz. Açık ve net söyleyeyim, bugünün ilk iki tabağı, özellikle birincisi ama ikincisi de bile değil, son ikisiyle ilgili zaten konuşmak dahi istemiyoruz. Bugün bu 4 tabak arasından verdiğimiz ıslak kek uygulamasına lezzet, ıslaklık ve kıvam olarak en yakın bulduğumuz ve günün birincisi olarak seçmek zorunda olduğumuz için seçtiğimiz tabak. Mahmut, senin tabağın. Tabağınla ilgili yorum yapabiliriz. Mahmut, bugün benim için yiyebileceğim dediğim, yani yutabileceğim tabak seninkiydi. Arda ile içeride şunu konuştuk. Ya Arda dedim, lezzetini beğendim ben dedim. Ama Ece içi kupkuru dedi. Biz dedi bir ıslak kek yarışması yapıyoruz dedi. Sonuna kadar haklı. İçi hiç ıslanmamış. Ama sosu ve keki gayet yenilebilir. Ama ıslak kek mi? Değil. Ben işer. Ben söyleyecektim. Belki biraz üst kısımları, sosu koyduğun kısımları birazcık çekip daha böyle bir ıslamsı olmuş. Ama genel anlamıyla kuru da diyemeyeceğim ama tabii istediğimiz ıslaklık tabii kek değil. Ama lezzet olarak en azından bize bir şeyler yaşatabildiğinden dolayı dediğim gibi ben işer konumunda bugünün birincisi. Bugün birinci oldum ama yine de ben işer dedikleri durumda kaldım. Tabağım çok beğenilmedi. İçi kuru kalmış. Kekimin kıvamını, sosumu beğendiler ama ıslak kek konseptine sokamadılar. Biraz daha ıslatsaydım mükemmel olacaktı. Geriye 3 yarışmacımız kaldı ve bu 3 yarışmacımızdan günün ikincisi olan teknik etaba girmeyecek ama ismini söylemediğim yarışmacılarımız bugünkü teknik etapta çarşamba gününün adayı olmamak için yarışacaklar.
Netice itibariyle Ece, Melike, Onur. Üçünüzün tabağında da çok ciddi beğenmediğimiz, kusura varan hatalar vardı. Bugün jüri tarafından ikinci sırada seçilen ve teknik etapta yarışmaktan kendini diğer arkadaşlarının yaptığı hatalar dolayısıyla bir şekilde sıyırarak kurtaran yarışmacımız... Ece sensin. Ben mi? Sensin. Evet, ben. Tabağını tattığımda direkt burnuma yanmış süt kokusu geldi. Ve ben ikinciyi kesinlikle deneyemeyeceğim dedim. Seni niye seçtik? Güzel bir brownie yapmışsın. İçi ıslak, kıvam olarak doğru, malzeme iyi kullanılmış. Ama yanmış süt kokusu bütün o lezzeti alıp götürüyor. Dediğiniz gibi yapılmaması gereken hatalar bir an... telaşa düşüyorum. Hele bugün çok daha stresliydim. Çok daha mide ağrısıyla zaten burada baş ağrısı hepsini bir arada yaşıyordum. Bir de biz bunları yedik, bir de bizim mide ağrısı. Sizden çok çok özür dilerim. Gerçekten hani hiç beklemiyordum da zaten. Hani burada da tabaklarına baktığım zaman tek etapta kim yanıma gelecek diye bekliyordum. Yine de teşekkürler. İşte bazen oluyor böyle şeyler. Her şeyden önce tezgahlarınızı gezerken de Ece ile söylediğimiz gibi bir tatlıyı, bir pastane ürünü ilk satan şey görüntüsüdür. Görüntüsünden sonra lezzeti gelir. Önce o görüntüyle beraber kendini tabağa çekeceksin. Şefim, görünüş olarak aldanıp bir kere alırsınız. İkinciyi almazsınız. Yine tabii ki de görünüş çok önemlidir ama ben ilk önceliğimi... Görünüşü çok iyi olan bir şey genelde lezzetli tada, olur. Yani onu tadı da şey, önceliğim gerçekten tada vermeye çalışıyorum. Evet, görünüşte ben de size... Önemli değil, tadında da diyorum. Bir şey yok. Yani sadece sen de bugün kötüler arasından sıyrıldın. Görüntüsünde de tadında da bir iş yok yani, onu söyleyeyim. Hakikaten yani Yağız çok doğru söyledi. Diğer arkadaşlarım o kadar ekmeğine yağ sürmüşler ki bir tane içi kupkuru sadece dışı çekmiş kekle bir tane maalesef çok acayip yağ tadan iki kek arasından bir tanesini ikinci seçemeyecektik. O yüzden bugün ikincisi sen oldun. İnşallah daha iyi performanslar göstereceğin günler olur. Yani inşallah asla zaten... Nait, hani sizin bilgileriniz yani. Hani asla ben yorum yapamam. Teşekkür ederim. Bugün gün ikincisi oldum. Mutlu muyum? Değilim. Çünkü Yağız şefim, Ece şefim, Verda şefimden duyduğum şeyler beni üzdü. Daha başarılı olabilirdim. Çok güzel bir brownie çıkartabilirdim. Bunu yapacakken yapamamış olmak beni çok üzüyor. Şeflerime de bu şekilde tattırmak daha çok üzdü beni. Mutlu değilim ama çok şükür. Evet, bugünün teknik etabına Melike ve Onur siz kaldınız. Tabaklarınızın ciddi manada sıkıntıları vardı. Bence Onur seninkinin kek kıvamından dolayı içi hiç çekmemişti, içi kupkuruydu. Dışı güzel çekmiş gibi gözükse de içi gerçekten kupkuruydu. Kekin de zaten standına geldiğinde birazcık olması gerektiğinden daha sertti. Melike, sende hafif bir yağlılık ve şekerlik tabana çökmüş, taban kıtır kıtır. Ve gerçekten çok enteresan bir şekilde bir... ne koyduğun içine bilmiyorum ama ciddi bir kusma yapıyor kekin. Yani yağ kusar gibi bir kusma yapıyor. Çok ağırlaştırmış tadını. Çok ağır bir hale getirmiş. Maalesef ikiniz de bir sefer için yola çıkmışsınız ama başka bir limana varmışsınız. Bugün ortak kararımızla günün en az beğendiğimiz iki tabağı sizinki oldu. Teknik etapta ikinize de başarılar diliyorum. Şimdi sıra geldi Onur'un ve Melike'nin teknik etabına. Bakalım bugünün teknik etap sonrası adayı kim olacak? Teknik etapta yarışacağım bugün ve kesinlikle teknik etapta olmayı hak ediyorum. Ben bile kendi yediğim keki sevmemişken o kadar usta üç damağın beğenmesini beklemiyordum zaten. Teknik etaptayım ve hayretler içerisindeyim. Görüntü, uygulama, malzeme kullanımı çok sorunsuz. Ama tahminim şöyle, galiba sosun uygulamasını yaparken ya zamandan dolayı ya da başka bir hatadan dolayı galiba bir başarısızlık oldu. Dış yüzeyi tamamdı ama içine işlememişti. Bu sebeplerden dolayı teknik etaptayım. Şaşkınım ama ben oradan da çıkarım. Hani ben zaten teknik etapta olacağımı biliyordum ama yanımdakinin Onur olmasını istemezdim. Ben yarın burada ne Mahmut'u ne Ece'yi görmek istemiyorum aslında ama. Mahmut'un ya da Ece'nin burada olmasını tercih ederdim. Bir zıplarsın, iki zıplarsın, üçüncü de çekerler fişini. Sıra geldi bugünün teknik etabına. Arkadaşlar, talihsiz bir gün. Neresinden baksak elimizde kalan bir gün. İster misiniz ilk etapta böyle güzel bir ıslak kek faciasından sonra
Üzerine yeniden bir şöyle ıslak kek. Başka türlü bir kek yapalım. Yapalım şimdi. İster misiniz? İsteriz. Ben isterim. İstemesek bir şey değiştirebilir miyiz? Hayır. O zaman kabul ediyoruz yani. Başka şansımız yok. Bize sorarsanız biz istemeyiz. O yüzden böyle bir görev vermedik arkadaşlarımıza. Çok güzel. Bugün arkadaşlarımız bize tam 30 dakikada patatesli bir tavuk yemeği yapacak. Patatesli tavuk 30 dakika. 3, 2, 1 ver fırına. Bugün yarışmacılar teknik etapta patatesli tavuk yapacaklar. Tariflerini hazırlamak için sadece 30 dakikaları var. Burada çok dikkat etmeleri gereken iki tane husus var. Bir, patatesi iyi kızartacaklar. İkincisi, tavuğu iyi mühürleyecekler. Tavuğu mühürleyemezlerse bir çuval inciri berbat ederler. Vallahi hani bu seviyede o hatayı yaparlar mı? Yapmazlar diye umuyorum ama yaparlarsa da pek şaşırmayacağım. Her ne kadar bu teknik tarifi kolay gözükse de bir tavuğu doğru oranda pişirmek ve bütün malzemelerin lezzetinin birbirine geçmesini sağlamak hiç de kolay değildir. Kim başarılı olacak göreceğiz. Oldukça basit, kolay bir tarif. Artık hakikaten yarışmacıların potansiyellerini düşünerekten daha kolay tarifler de vermemiz gerektiğini hissettiğimiz zamanlar oluyor. Çünkü ortaya iyi bir şeyler çıkardıklarını görmek lazım. Doğru bir şekilde talimatları takip ederlerse, güzel bir şekilde tavuklarına pastırmanın tadını, patatesin tadını geçirebilirlerse ortada iyi bir şeyler olur. Artık eğer bunu da beceremezlerse zaten ben ne yapacağım bilmiyorum. Yarışmacılar tariflerini fırına vermeden önce son hazırlıklarını yapıyor. Patatesli tavuk benim yani kesinlikle teknik etapta bugüne kadar gördüğüm en güzel tarif bence. En azından tatlı bir şey değil. Genelde tatlı şeylerde çok iyi değilim. Başarılı bir teknik etap geçecek benim için. Tarif bugüne kadar teknik etapta gördüğüm en kolay tariflerden bir tanesiydi. Ben bunu yapar üstesinden gelirim. Kolay. Bir tarihsizlik yaşadık. Buraya geldim. Tarifim de çok güzel çalıştığım bir tarifti. Velhasıl kelam hiçbir zaman çalıştım diye kendime güvenmedim ben. Her zaman gelip burada en iyisini yapmak için çalıştım ama ben bugün buraya kadar geldiysem bu böyle bilinsin ki ben buradaysam eğer iyiyim. Buraya kadar gelmek şanslı olmaz. Bir zıplarsın, iki zıplarsın, üçüncüde çekerler fişini. Yani iddiam devam ediyor. Hiçbir şey kaybetmedim ben. Buradayım. Ya ben bugün hakikaten anlamadım. Benim bu ilk defa yaptığım bir tarif değil. Aynı ölçüler, aynı şekil, aynı fırın. Bugün ben neresinde ne hata yaptım bilmiyorum ama tadına baktığımda ben Onur'a dışarıda da söyledim. Yani benim kekimin tadı bir tuhaf. Hem normalden ben çok... Ben beklemiyordum yani o da biliyor. Hı-hı. Ben beklemiyordum böyle bir sonucu. Onur beklemiyordu. Ben de Onur'unkini beklemiyordum açıkçası. Ben de Onur'unkini çok beğenmiştim görüntü olarak. Ama yani bugün teknik etapta hani ben zaten teknik etapta olacağımı biliyordum ama yanımdakinin Onur olmasını istemezdim. Mahmut'un ya da Ece'nin burada olmasını tercih ederdim. Çünkü ben finalde Onur'la olmak istiyorum. Onur'un böyle bir riske girmiş olmasına üzüldüm şu anda açıkçası. Ben burada kalacağım ya. Ben finale kadar gideceğim. Finalde de Melike'yi istiyorum. Bu kadar gündür bize burada huzur vermediler. Kendi adıma konuşayım. Bana kimse huzur vermedi burada. En azından sessiz bir final oynamak istiyorum kendi halimde. Belki güle oynayayım Melike'yle. Ben öyle olacağına da inanıyorum. Umarım her şey istediğim gibi olur. Biz şu anda tam tersi bir durumda Onur'un ya da benim gitme ihtimalimiz olduğunun yoluna çıktığımız bir noktadayız belki ama yarının neler olacağını kim bilebilir ki? Aynen genel öyle. Performansa bakarsak sonuçta ben de Onur da, Ece de, Mahmut da aslında koruma altına alınma ve teknik etaba gitme konusunda çok birbirimizden farklı değiliz. Performanslarımız birbirine yakın yani. Ben ne Mahmut'u ne Ece'yi burada görmek istemiyorum. Sanırsam dışarıdaki insanlar da benimle aynı fikirdeler. Ya hak etmiyor çünkü. Hak etmiyor yani. Hasbelkader gelmişler ya. Ne bileyim onlar buraya insanlara saldırmaya gelmişler. Bu
Bugün Melike Onur'a göre süresini daha iyi kullanıyor gibi. Bakalım etabın sonunda hangi yarışmacı tarifini doğru uygulayacak.